Hepinize merhaba mucize severler. Final serisinin ilk parti olan Risk bölümü yayınlandı ve gerçekten bazı sahnelerde nefesimi kesmeyi başardılar. Ama her şeye rağmen müthiş bir bölümdü. İkinci parti için bekleyemiyorum. Evet, Layla vardı ama Layla'yı boş verin şimdi. Asıl son noktayı koyan kişi Felix oldu. Evet, hepsi hakkında konuşacağım ama şimdi bir en baştan inceleyelim. Shadow Mod bu sefer herkesin risk almasını sağlayan bir süper kötü oluşturuyor. Bu sayede tanıdığımız karakterlerin aslında yapmaktan korktuğu ve çekindiği işler gözlerine küçük gelmeye başlıyor. Bu minik kurbağa çocuk işte tüm Paris'in ensesine bu sembolü konduruyor ve devamında neler oluyor neler. Tabii Marinette'in en büyük sorunu Adrian'a açılma korkusu, bunu biliyoruz. Ama yeni süper kötümüz Risk tarafından kontrol altına alınan Marinette artık Adrian'a duygularını anlatma konusunda her türlü riski göze almaya hazır. Kız bütün cesaretini toplamasına rağmen aksilikler kesilmiyor. Özellikle şu sahnede koptum. Marinette tam söyleyeceği sırada Adrian'a çok fena top çarpıyor. Bizim bu ikili bir o yana bir bu yana derken sonunda yan yana geliyorlar ve baş başa kalıyorlar. Fakat yeni süper kötüden nasibini alan sadece Marinette değil, Adrian da her türlü riski göze almaya hazır ve bam, Marinette'in elini tutuyor. Bence Adrian süper kötünün etkisi altında olmasaydı Marinette'in elini tutmazdı. Sonuçta Adrian için Marinette'in elini tutmak da bir risk. Ama tabii ki Adrian'ın Marinette'in elini tutmasının sebebi sadece bu değil. Adrian ilk kez Marinette aslında yaptığı işten hoşlanmadığını, babasının zoruyla fotoğraf çekimlerine katıldığını ve hayatından memnun olmadığını dile getiriyor. Marinette ise onu çok iyi anladığını söyleyip senin yanındayım mesajı verince bizim destek bulamayan ve zavallı Adrian'ımız beni ilk kez sen anlıyorsun diyerek o anın etkisiyle Marinette'imizin elini tutuyor. Aslında bu bir el ele tutuşmadan çok daha fazlasıydı. Bu olay Marinette'in Adrian'ın hayatı ile ilgili çok önemli bir şey fark etmesine sebep oluyor. Çünkü Marinette Adrian'ın göstermelik ve fazla yalanla süslü hayatına karşı bir hayranlık duyuyordu. Bunu daha önceden de birçok kez gördük ve izledik. Şu zamana kadar Adrian'ın bu hayatını isteyerek ve severek yaşadığına inanıyordu. Fakat Marinette şimdi öğrendi ki Adrian aslında bu süslü hayatından hiç de memnun değil. İşte bu bilgi sayesinde artık Marinette Adrian'ın hayatını ağzı açık bir şekilde izlemeyecek. Çünkü Adrian'ın bu hayatından mutsuz olduğunu biliyor. Ve Adrian mutsuzken Marinette'in mutlu olması mümkün değil. Açıkçası Marinette'in bu gerçeği fark etmesine sevindim. Çünkü sevdiği çocuğun aslında kendisi gibi hissetmediği yönlerine bağlanması hoş değildi. Ama artık Marinette de her şeyin farkında. Layla, Marinette ve Adrian'ın bu duygu dolu anını bir kıskançlık kriziyle bozuyor tabii ki. Ne de olsa Layla, Adrian ile bir iş ortağı artık. Ve hemen ortamı yönetmeye çalışıyor. Gabriel'ın da isteği üzerine Adrian ve Layla ikilisi reklam çekimi için Paris'ten ayrılmak zorunda kalıyor. Bu sebepten apar topar hazırlanma sürecine geçiliyor. Ah, şu sahnede dedim ki Chloe, biz sen eksiktin gerçekten. Derken Adrian hazırlanmak için eve geldiğinde kurnaz kuzeni Felix ile karşılaşıyor. Ve tabii ki Felix'in planı hazır. Adrian ile yer değiştirmeyi teklif ediyor. E tabii Adrian Layla ile reklam çekimine katılmak istemediği için bu fikir ona da cazip geliyor. Felix'in Adrian gibi görünmesine alışığım ama Felix kılığında bir Adrian cidden komiğime gitti. Hele omuzunda play'i gördüğüm sahnede. Ama cidden benzedikleri için ben bile bazı sahnelerde bu Adrian mı yoksa Felix mi diye kafam karışmıyor değil. Her neyse, asıl bombanın patladığı yerlere geliyoruz. Biz bu Felix'i sihirbaz diye biliyoruz ama bu çocuk resmen nitelikli dolandırıcı, hırsız bu çocuk. Adrian kılığında önce Natalie'nin tabletini cebe indirdi. Sonrasında Gabriel'in atölyesine sızdı. Felix'in kullandığı teknolojik aletleri sayesinde önce kasayı açtı ve içinden mucizeleri aldı. O an içimden dedim ki, sonunda zengin çocuğu olduklarını belli ettiler. Bunlar neden bu zamana kadar böyle teknoloji harikası şeyler kullanmıyorlardı ki?
bu sayede kaç kere Shadowmoth'u yakalayabilirlerdi. Tamam, anlıyorum. Uğur böceği, yani Marinette'in bu son teknoloji malzemelere ulaşması imkansız. Ama Felix, Adrian ya da Kagami bugüne kadar neredeydiler? Evet, ama her neyse, sonuç olarak Felix sonunda bunu kullanmayı akıl etti. Felix mucizeleri aldı. Ama Gabriel Agnes bölümünün son sahnesinden de biliyoruz ki Gabriel düzenbaz yerine bir tuzak kurmuştu. Yani Felix'in ele geçirdiğini sandığı mucizeler kim bilir ne? Ama Felix sadece mucizeleri çalmakla kalmadı. Tesadüf eseri Emily'nin kapsülünün saklandığı gizli odayı da keşfetti. Ve çocuk adeta şok geçirdi. Tabii ki bu sahneler yaşanırken arada başka önemli olaylar da dönüyor. Gabriel bu sırada Adrian'ı da şehirden ayrılmak için hazırlanan Natalie'ye o çok değerli yüzüğünü veriyor. Evet, bu karısının ve oğlunun yüzüğü ve onu Natalie'ye taktı. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Fakat ikili Adrian'ı aramak için ayaklandıkları sırada Adrian kılığındaki Felix telaşla atölyeyi terk etmek üzereydi. Ve ne oluyor? Bunlar kapıda karşılaşıyorlar. Felix o anlık heyecan ve telaş ile her şeyi keşfetmesini sağlayan o gözlüğü yere doğru fırlatıyor. Ardından bu seyahate katılmayacağım diye itiraz ediyor. Gabriel ise sinirleniyor ve ben senin babanım ve şimdi sana diyorum ki derken laflar adeta ağzına gömülüyor. Ve hemen parmağını kontrol ediyor. Orada olmasına alışık olduğu yüzük ortada yok. Ah, işte tam bu noktada bir çığlık attım. Gabriel ilk kez oğlunu yüzük kullanarak yönetemedi. Ama iş burada da bitmedi. Devamında Natalie devreye girdi ve Adrian'a gitme zamanı deyince bizimki hemen boyun eğdi. Ve tabii ki de tamamdır Natalie diyerek yola koyuldu. İnanabiliyor musunuz? Yüzüğü elinde tutan bu çocukları adeta parmağında oynatabiliyor. Yani yüzüklerin Felix ve Adrian'ı kontrol altına aldığı iyice ortaya çıktı. İster kabul edin, ister etmeyin ama bu çocuklar resmen pis canavarı. Artık pek de birkaç yaşımız kalmadı. Her şey buna işaret ediyor. Gel gelelim bu bomba sahneden sonra neler oldu? Bizim fazla gaza gelmiş ve riskleri görmezden gelen Uğur böceği bizimkilerin önüne atlıyor. Adrian, gidemezsin, sana ihtiyacım var diye. O sırada dedim ki Uğur böceği bir kenara çekil. Şu an derdimiz sen değilsin. Bizim bu Felix ve Adrian elden gidiyor, senin derdine bak. Yani şimdi hiç Uğur böceğiyle uğraşamazdım çünkü o an hala Felix sahnesinin etkisi altındaydım. Uğur böceği bu işlerle uğraşırken Gabriel de son harikasını yaratıyor. İşte bu korkunç yaratığı. Demek ki mucizeler hala elinde. Yani Felix'in çaldığını sandığı mucizeler sahte. Artık Uğur böceği tren garından çıktığı gibi bu koca yaratık ile yüzleşmek zorunda. Aynı şekilde kara kedi de. Fakat Felix tarafından saf dışı edilmiş Adrian da boş durmuyor. Babasıyla artık yüzleşmek istiyor ve eve doğru koşuyor. Ama babası evde değil, iyi mi? Bizim çocuk koca evde babasını aramaya başlıyor. Derken yerde Felix'in bıraktığı gözlüğü bulmasın mı? Artık annesinin mezarına inmekten başka çaresi yok. Umuyorum ki artık bu gerçekle yüzleşir. O arada birden süper kötüyü camdan görüp de kara kediye dönüşürse ve bu işi yarım bırakırsa gerçekten çıldırırım. Göreceğiz artık. 4. sezon finalinin hiç umulmadık bir şekilde biteceğini biliyoruz. Bakalım neler neler olacak. Cidden Part 1 için heyecanlı bir sondu. Ama asıl Part 2'nin sonunu merak ediyorum. Bakalım 4. sezonu nasıl kapatacaklar. Ve heyecandan bahsetmeyi unuttum ama bu bölümü tamamen sürpriz bir şekilde yayınladılar. Tarih falan verilmedi yani. Bir baktım yayınlanmış. Yani şok üstüne şok geçirdim, anlayacağınız. Evet, risk bölümü böyleydi. Benim videom da buraya kadardı. Ben sizlere bir dahaki bölüme kadar bol mucizeli günler diliyorum ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.